Güzel prensesim. Canım Lalacığım. Bu inadından vazgeç artık. Sizin geleneklerinizi nereden bilebilirdim ki? Seni artık sevmiyorum dediğinde içimden bir şeyler koptu sanki. Oyuncaklar dünyasına artık zarar verme Haris, lütfen. Sana daha önce de anlatmıştım. Çok sevgisiz bir çocukluk geçirdim. O yüzden sevgi benim için çok önemli. Çok. Beni sevdiğini, gerçekten sevdiğini söyle. Taş kalbim yeniden yumuşasın Leyla. Evet. Seni seviyorum. Ama bu yaptıklarına bir son ver artık, olur mu? Kulina buraya gelmek için sakladığı peri tozlarını yuttuğumu öğrenirse yandığımın resmidir. Ay, ay. Aa, işte orada. Aa, vay canına. Gerçekten de Nana, Layla'nın tıpkısının aynısı. Ha, enteresan. Güzel. Sevgili peri Layla. Evet, sen de kimsin? Ben düşler ülkesinden geliyorum. Haris'in elçisiyim. Öyle mi? Ha. Ha, geri dönmemi istiyorsa çok bekler. Ha, yo, böyle bir şey demedi. Eşyalarınızı ne zaman alacağınızı soruyor. Hepsi onda kalsın, istemez. Ha. Laf aramızda sevgili prensesim, en doğrusunu yaptınız. Hı? Haris size gerçekten çok büyük bir kabalık yaptı. Hı. Yani üç dal çiçeği çok gördü ya. Helal olsun. Ya, değil mi? Ya. Bu erkek milleti de kadınların ruhundan hiç anlamıyor canım. Hem yerden göğe kadar haklı değil miyim yani? Hem de nasıl? Hem... Oysa Haris'i çok sevmiştim. Ama evlilik yıl dönümümüzü hatırlamaması inanılmaz. Ya. Hı. Ya. Ciddi hödüklük yaptı. Yani. Zaten şimdi de dünyalı bir kızla gününü gün ediyor. Hayatta inanmam. Haris benden başkasını sevemez. Aa, inan bana. Hı? Bak. Sen görüyor musun çok yavaş. Ya öyle işte. Çilekleri yediriyor öpüm. Ha? 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 Hani bana aşıktın Haris? Evet. Hani gözün benden başkasını görmezdi? Evet. Bunu yaptığına pişman edeceğim. Göreceksin. Evet. Ben onlardan intikamını alman için sana seve seve yardım ederim. Çünkü Haris'in yeni sevgilisi olan o kızla küçük bir hesabım var. Sana ne kadar benzediğini gördün değil mi? Evet. Sen de onun yerine geçip dünyadaki sevgilisini ele geçirebilirsin. Böylece ikisinden de intikamını almış olursun. Demek bana bunu yaptın Haris. Göreceksiniz. Görmeli. Göstereceğim gününü. Evet. Sana çok güzel, seveceğim bir şey getireceğim Leyla. Haris'i ikna etmenin hiçbir yolu yok. Benim Layla olduğuma öyle inanmış durumda ki. En iyisi periler ülkesine gidip Layla'yı ikna edip buraya getirmeli. Hı. Yok. Kapıdan çıkarsam Haris'e yakalanabilirim. Sanırım burada gizli bir bölme var. Layla. Nereye? Ben... Yine beni bırakıp kaçıyordun değil mi? Sana güvenmekle hata mı yaptım yoksa? Layla, beni affetmen bu kadar zor mu yoksa? Zor mu, cevap ver. Yoksa dünyadaki aşığına mı gidiyordun yine? Söyle. Söyle! Söyle! Ama sen... Layla değilsin. Onun dudağının üstünde melek lekesi vardı. Sen Layla değilsin. Sahtekar. Bunu ödeyeceksin. Kimsin söyle? Bir dakika. Ben Nana'yım. Bunu sana anlatmaya çalıştım ama beni hiç dinlemedin. Ama bu benzerlik şaşılacak şey. Bak, ben oyuncaklar dünyasından elçi olarak geldim.
Yani bizim dünyamıza zarar vermemeni isteyecektim. Paris'i kandırmanın bedelini ödeyeceksin. Layla. Demek senin günahını aldım. Demek bana ihanet etmedin, öyle mi? Bir hiç uğruna çekip gitmen yüzünden bak başımıza neler geldi. Ben Harris. Artık buranın ve sizlerin yeni efendisi benim. Hepiniz benim hizmetkarım olacaksınız. Ve hepiniz kölemsiniz. Nana ne oluyor? Çabuk dinleyin. Çabuk dünyaya git. Çabuk. Tamam tamam, merak etme. Sen benimle geliyorsun.